ağababalar, Ahmet Kılıçbay, Ahmet Kılıçbay var, Yüksel abi var. Ondan sonra işte artoplar böyle, fakültenin artopları. Şeyden. Ne kadar sürede yazdın çocuk? Ben bunu işte 50, şöyle diyelim, demek ki 67 yazında bana konuyu verdi. 79 Ocağı'nda savundum. 69. 69 Ocağı'nda savundum. Yani demek ki bir buçuk yıl. Ama bunun, söyleyeyim sana, bunun aslında 12 ayı okumasıdır. 4-5 ayı yazmasıdır. 90 sayfa ne olacak? Yani 100 sayfa hemen böyle yazılıyor. Kolay yazılan bir şey. Ondan sonra, bu arada Morishima falan da yani devreye girmeye başladı. Zaten hemen sonra Elisi'ye o sıralarda tezi bitirdiğinde, zaten tezi savunmaya geldiğinde İstanbul'da master yapıyordu bir tarafta. Böyle garip bir şeydir. Master ve tezini aynı yıl alan, İngiliz master'ıyla İktisat Fakültesi doktorasını, tarihi aynı olan ender vatandaşlardan biriyim. Şeyden, Morishima şey yapmıştı. Dolayısıyla Morishima'nın da o sıralarda, daha sonra Ballas diye yazacak kitabı anlatıyordu filan. Yani onlardan da yararlandık. Şeylerden ve o hikaye bizi tabii sırafaya götürdü. Yani normal fiyatların normal olarak gideceği yer, kitap 60'tadır yazılması, bizi oraya götürdü. Bu sırafanın şeyi, sırafanın hikayesi tabii bilim nasıl gelişir de geldiğimiz yerin saçma sapanlığına da çok güzel bir örnektir. Sırafa aslında iktisat bilime çok önemli katkılar yapmış bir insandır. 3 tane makalesi vardır. 29'da 26'da yazdığı Ölçek, 50'de yazdığı Ricardo'nun toplu eserlerinin ön söz, bir ön sözdür. Ve 60'da yazdığı Malların, Metaların, Metalar tarafından üretilmiştir. Yani bu Publish and or Perish hikayesinin ne kadar saçma sapan bir şey olduğu, bir adamın pekala az yazıp şey yapabilecek ama bu üniversiteyi fabrikaya dönüştüren süreçte tabii bu böyle olmuyor. Puan almak için saçma sapan vergilerde hiçbir işe yaramayacak. Bilgi üretiminde akademisyenleri ciddi şekilde uzmanlaştırdılar. Bu da tabii üniversitenin geleceği açısından çok parlak bir şey değil. Lafı uzatmayalım. Şimdi analitik kısımlara, tarih şey biraz analitik kısımlarla bu yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Bu tezden itibaren yani 1969 Ocağı'dır. 69 Ocağı'dır. 69 Ocağı'ndan demek ki iktisadi analizin yayınlandığı 80'e kadar ana mesaimin önemli bir bölümü bu girdiğim yol oldu. Değer teorisi ve bölüşüm teorisi. Bu karın kökenini ve piyasa toplumunda gelir dağılımını anlamak, bundan ilgili teorileri analiz etmek, bunlara bakmak, ne diyorlar, ne diyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Burada sırafanın, birazdan anlatacağım nedenlerle, benim açımdan kritik bir değeri vardır. Bence bütün bu değer teorisi sorunsal içinde de son derece kritik bir yer sahibiz. Yani fevkalade önemli. Çok büyük bir puzzle, çok önemli bir puzzle. Bir hani Gordium'un kılıcını çözer gibi aslında bunu yapan Von Morgan'ın yapması beklerdiniz ama iktisat bilmiyor. Ricardo'yu bilmiyor. Ricardo'yu bilmediği için modeli kurmuş ama sonucunu çıkartamamış. Onu yapan sırafadır. Şeyden. Tabii şey yapmamak lazım. Yani sadece bu değildi. Benim o dönemki gelişmemde bir taraftan değer teorisi, yani Wallace gelir dağılım. Değer teorisi demek gelir dağılım teorisi demektir. Bir tarafta gelir dağılım teorisi vardı ama öbür tarafta da başka şeyler de yapıyorduk. Yani yöntemle çok ilgilendiğim işte bütün şeyler, popüler işte bunlar, teravetler, ondan sonra başkalar falan filan, onlarla çok uğraştım. Bir bölümü bizim eski öğrenciler bilir, şey yaptım. Tarih maddecilikten, tarihle çok uğraştım ve tarih maddecilikten. Tabii Sercan Hoca ile beraber, edicilikle beraber olunca asyöretim tarzı üzerinden bir şey, tarih maddecilik ve onun uygulanmasından çok yakından ve ciddi şekilde
uğraştım. Benim açımda tabii Althusser var bu arada, işte Althusser mümkün, Althusser yok, Fransaslar, Fransaslar, onlar var. Şeyler var, 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 Bali var filan, onlar da var tabii, onlarla da uğraşmadık değil ama çok çok iyi. Tarih daha çok önemli, yani kritik isimleri saymak gerekirse herhalde E.P. Thompson, Make of the British Working Class ve sürtüralizme ve emek değer teorisine karşı, formalizme karşı, Marksizmi emek değer teorisinden korumak üzere yazdığı kitabımızda anlatma gelmedi. Ondan sonra McIntyre var, Alistair McIntyre önemli bir koç. Yani başka, yani başka dertlerimiz de var. Bunlar zaten başka konular, şeylerden daha sonra değişiriz, değiniriz. Evet, şimdi konu belli, konu dal. Demin de söyledim, bu bütün hikaye bir sistemin, piyasa sisteminin iki dalımı gerçekleştirmesi lazım. Daha sonra ifade ettiğim gibi, o zaman biz böyle ifade etmiyoruz. Ha, şu pardon, bir sözümü kestim. Bu süreç iktisadi, beni iktisadi analiz kitabına götürdü. İktisadi analiz bütün bu dönemin, yani 70, ister 75, 65'te başlatın, şeyler, Ricardo okumasıyla, ister 66'da emek değer teorisinden başlatın. Hep, isterseniz şeyler, genel denge ve bilmem neyle, nereden başladın, o emeğin sonucu iktisadi analizdir. Orada işte hepsini yazdım, bitirdim. Sonra zaten devam et, yani onu sonra konuşuruz. Belki yani devam edelim. Sonra zaten fiilen devam eder miydim etmez miydim? Bir de fiilen üniversiteden çıkarak o konularda şey yaptı, konularda bitti. Yani şimdi daha sonra iktisadi analizi yazarken koyduğum şekliyle bölüşüp bir üretimi sosyal, yani iş bölümü ve ihtisaslaşma ve iş bölümünü, uzmanlaşma ve iş bölümünün geliştiği bir ekonomik çerçevede bunun anlamı insanların kendi ürettiklerini kendilerini tüketmemeleri. Yani üretimle tüketim arasında daha önceki toplumda var olan o doğrudan bağlı kopması, yabancılaşma, babacılaşma, bir sürü şeyin de şeyini yapacak böyle bir sorun var. Burada tanımayacağı bir valuation, bir değerlendirme sorunu çıkıyor. Çünkü hep beraber üretmişiz. Bir tanesini çıkarttığımız takdirde üretim imkansız hale geliyor. Futbol 11 kişiyle oynanıyor. 10 kişiyle değil, 11 kişiyle oynanıyor. Şimdi bu üretilen değeri bu. Değil mi bu? 11'e nasıl dağıtacaksın gibi bir şey. Yani şartlar öyle gelmiş. Demek ki bir sosyal ürün var. Bu sosyal ürünün beraber üretmişiz ama beraber harcamayacağız. Tek tek harcayacağız. Dolayısıyla bunun dağıtılması lazım. Buna baktığınız zaman ikili olduğunu görürsünüz aslında. Analiz bilimi, şeyin söylediği gibi, bütün klasik bizi, yani insanın bize anlattığı gibi, modern toplum analiz bilimi tüketici değildir. Çünkü tüketim son aşamadır. Modern toplumun başlangıç analiz birimi firmadır. Üretimin örgütlendiği yerdir. İster köşedeki simitçi olsun, ister bir tek başına çalışan, ister 1.400.000'de, değil mi? 1.400.000 çalıştığı Walmart olsun. Netice itibariyle bizim muhatabımız firmadır. Sistem, kuracağımız sistem, hangi sistemi kurarsak kuralım, bir, bu toplumsal üretimi firmalara dağıtacak. Sonra o firmaların içinde de çalışanlara dağılacak. İkili şeyi, bunu hiçbir zaman unutmayın. Hangisi önce derseniz, önce firmalar tabii. Önce firmalara dağıtmak sonuçta. Önce firmalara dağılacak. Ondan sonra arada şey olacak. Oluş sırası itibariyle. Tabii eşanlılık burada çok önemli. Çünkü firmanın payı içeride nasıl dağıtım yaptığına, çalışanlara nasıl dağıttığına bağlı olabilir. Yani o anlama bir feedback mekanizması olabilir. Ama esas sorunumuz bu. Çifte dağılım dedik. Temin bunu ne diye özetledik? Bir, çalışanlarla sermayedarlar arasında dağılım yapacağız. Çalışanların payı çıkacak ortaya. Sonra çalışanların payı çıktıktan sonra sistem bu sermayedarlara kalanları sermayedarlara dağıtacak. Tabii
Çok ince analiz yaptığınız zaman değer teorisi buna izin vermiyor. Aslında bu olayı tek tek olduğunu görürsünüz. Yani çalışanlar diye bir kategori yok. Emek piyasası kadar fragmented, bölünmüş bir piyasa olamaz. Hem mekanda, hem vasıflarda, hem yaşta, her şeyde. Tamam mı? Yani çok çok fragmented bir piyasa. Firmalar da aynı dönüşte. Müthiş böyle desantralize bir şeyler. Dolayısıyla yani emeğin bile şeyine. O açıdan baktığınızda sistem bundan söz edebilmemiz için zaten evvela sistemin içinde bir şekilde emekçi dediğimiz insanlar arasında bir homojenlik, bir emekçiden bahsetmemize imkan veren bir homojenlik sağlaması gerekiyor işte. Onu da diyoruz ki rekabet ücretleri eşitler diye şey yapıyoruz. 19. yüzyılda daha büyük firmaların olmadığı netice itibariyle küçük bir orta imalathaneden oluşan ve insanların da çalışanların da işte proletaryanın da aşağı yukarı tümünün fevkalade düşük vasıflı insanlar olduğunu yani çünkü nispeten daha büyük varsayım olabilir ama yani 2017-2020'de baktığınız zaman bizzat bu varsayımın ne kadar geçerli olduğu son derece şüphelidir. Yani kim ne, kim sermaye, kim emekçi, kim ne zaman emekçi ama ayrı bir şey. Ama yani böyle bir olay var. Şeyde. Demek ki sonra da ikinci kural olacak. Şimdi ikincisi ne de aslında piyasa sisteminde genellikle getirdiğimiz kural nedir? Kâr adeli eşitlenir. Yani uzun dönemde firmalar bu kapitalistler arasındaki dağılım kâr adelinin eşitlenmesi ile şey yaparlar. Yani yatırdıkları sermayeyle orantılı olarak aldıkları, elde ettikleri artık 3 aşağı 5 yukarı işte bunu sağlayan nedir? Piyasa sisteminin rekabetidir. İki anlamına. Çünkü burada tabii şu adımı attığınız anda zaten başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Ücreti de rekabet sadece ücretleri arasında ücretin eşitlenmesini sağlamaz. Aynı zamanda toplam emek talebiyle toplam emek arzı ücreti de belirler. Reel ücret de belirler dediği zaten neoklasik dünyaya geri geliyorsunuz zaten. Onda dememeniz lazım. Yani zor bir rekabet ilişkiniz var. Rekabet ücretler arasında eşitliği sağlayacak ama ücret seviyesi de belirlemeyecek. Belirlerse zaten boş yere uğraştınız, demokrasiklere geri döndünüz. Onlar da onu diyor. Emeğin fiyatını ne belirler? Arz ve talep belirler diyor. Kapitalistlere de talep. Demek ki onlara da öyle olur diyecek. Orada mantıki sorunlar olsa bile fazla zorlamayın. Kârların sektörler arasında eşitlenmesi de böyle bir sorun değil mi? Pardon, aynı şey. Yani sektörler arasında, şeyler arasında, firmalar arasında. Sektör diye bir kavram bizim başka bir soyutlama düzeyinde, başka tür ampirik analizler için kullanabileceğimiz bir kavram. Ama ekonomiye baktığında firma var. Sektör diye bir şey yok. Kapitalist için bizim sektör çok karlı. Yani müteşebbis Ahmet, tamam bir şirketi var. Diyelim ki Ahmet Mehmet İnşaat. İnşaat sektörünün karı onu ilgilendirmiyor. O şirketin karı ilgilendiriyor. Mars'ta böyle bir sorun yok. Karın azalması diyor ama sektörlerin hepsinde azalmıyor mesela. Hani karların düşmesini... Marx'a geldiğiniz zaman zaten Marx'ın yani emek değer teorisini şimdi olaya bu duble olay açısından baktığınızda yani iki dağılım bir arada şey yapma baktığınızda bunun anlamı şu fiyat, var olan fiyat hem sermayedarla işçi arasındaki ilişkiyi, çatışmayı taşıyor, hem de sermayedarların kendi aralarındaki dağılım kuralını taşıyor. Çünkü ille rekabet olmayabilir, monopoller olabilir. O zaman artık kâr adeli eşitlenmeyecek. Değil mi? Dolayısıyla iki ilişkiyi taşıyor. Bu iki ilişki birden taşıyor. Önemli bir problem ki şeyin yani emek değer teorisini ilk yapanların baştan beri bildiği problem bu iki ilişkiyi birden taşıması hesaplamada zorluk çıkartıyor. Bu zorluk da literatürde Sırafan'ın çok iyi bildiği değerin değişmez ölçüsü olay olarak karşımıza çıkıyor. Değerin değişmez ölçüsü. Şundan dolayı fiyatları bu iki ilişki belirliyorsa, bu iki distribution ilişki belirliyorsa bir teknoloji verirken yani
bir mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli mal ve hizmetler ve emek miktarı belirirken, sermaye malı, para mallar ve emek. Bunlar belliyken, bunlar bilinirken, biraz değişim falan olmadığını, teknik seçimde olmadığını düşünün. Şimdi bu koşullarda fiyat neye bağlı olacak? Ücret ne, kar ne? Ücret ve kar fiyatı belirleyecek. Demek ki ücret ve kar, yani bölüşüm değiştiğinde, kapitalistler arasındaki değişim kuralı değişmeden, yani onlar hala sermayedarlarına göre eşkar adları hep eşitleniyor. Fakat reel ücret yükseldiğinde da hepsi daha düşük kar adli elde ediyor. Reel ücret üstünde hepsi daha yüksek kar adli ediyor anlamına bilir. Her değişiklik bütün malların fiyatlarını değiştiriyor. Malların yani şeyi, fiyatları distribüsyondan sonra belirleniyor. Bölüşümden sonra belirleniyor. Burada çok önemli bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. O da şu. Sermaye dediğimiz fizik malların tek tek fazla bir anlamları yok. Bunlar makinaları bizim kullanır hale getirebilmek için analizde sermayeye dönüştürmemiz lazım. Sermayeye dönüştürmek için makinaları, malları, fiyatlarını bilmemiz lazım. Fiyatlarını bilmemiz için gelir dağılımını bilmemiz lazım. Şimdi bu işleri karıştırıyor. Bunun herkes farkında. Dolayısıyla bir ölçü aldığımızda gelir dağılımından etkileniyorsa iyi bir ölçü değil. Elastik bir mezura olmayacağı gibi. Mezura sabit değil. Mezura sabit olmayacak. Yani şeyden, bu ünite fakat şeyde. Keynes'te bile dikkat ederseniz ücret birimiyle yani Keynes makroyu yazarken bile bunun farkındadır. Ücret birimiyle şey yapar değil mi? Ölçmeye çalışır filan. Ekolü var, kapanıyor mu? Bütün şeyler, bütün Cambridge ekolü, yani bütün o klasik yetişmiş olanlar şey yaparlar. Evet. Şimdi olaya bu ikili açıdan baktığınız takdirde emek değer teorisi çok basitleşiyor. Emek değer teorisi ise şunu diyor. Ücretle şey arasındaki, sermaye arasındaki dağılımı birazdan söyleriz. Şu yapsın, sömürü hattı oluşsun. Ama emek değerler kapitalistler arasında dağılımı şu varsayımı yapıyor. Artık kapitalistler arasında çalıştıkları işçiye göre dağıtılsın. O zaman emek değerli oluyor. Sorun fiilen bunun olmaması. Karamanca bir varsayım diyebiliriz. Yani Sumurus mesela transformation problemini böyle savunması daha makul olurdu. Ya bu relevant değildir bizim açımızdan. Böyle varsaydık. Bizim derdimiz şeyin dağılımı nasıl dağıldığı değil. Böyle varsaydığımızda emek değerler olur. Biz de emek değerler ölçekleriz filan değil. Bu gerçek dışı şey, gerçek dışı varsayımlar iktisatta çok yaygındır da yani. Max'a çok kızmamak lazım. Yani bu şeyin DCGA modellerinin representative neydi? Agent. Ona çok farkı da yok yani. Gerçekte imkansız bir şey. Ama ben varsaydım böyle oldu diyorsun. Sonra da yerlerse devam ediyorsun. Marksistler de yediği için oradan devam ediyorlar yani. Marks'ın varsayımlar şeyden. Wallace ne yapıyor? Wallace bu sorunu tamamen şey yapıyor. Çünkü Wallace'ın analizine baktığınız zaman Wallace'ın analizinin normal fiyatı yok. Yani Wallace her makineye dikkat ederseniz bir üretim fiyatı şey yapıyor, veriyor. Aynı zamanda da bir internal gölge fiyat, internal rate of return veriyor. Her makinenin kendi karlılığı var ve fiyatı var. Bunların birbirine hiçbir alakası olması gerekmiyor. Analizi bir sonraki aşamaya taşıdığınızda ne yapmanız lazım Wallace'da? Firmaların şimdi yüksek getiri getiren makinalardan piyasadan alıp makinenin return rate'i yüksek olduğu zaman bundan alıp şey yapması lazım. Ama orada kesiyoruz analizi. Ona devam etmiyoruz. Ona devam etmesi için şeyden kurtuluyoruz. Makinaları toplama, sermaye kavramına da şeyiniz yok. Tek tek makinaların getirdikleri fiyat belli. Zaten iktisat anlatırken uzun süre öyle anlatılırdı. Yatırım şeylerinde filan hatırlarsanız tek makinenin return'ı vardır. İşte o makinenin
O böyle çok güzel jimnastiklerle orada hep sermayenin hep filan diye şeye geçilir. Şeyde. Evet. Şimdi Sırafa işte burada devreye giriyor. Sırafa'nın kontribüsyonu standart mal dediğimiz olaydır. Ya von Neumann'ın işte yani çözümü, matematik çözümü Minimax'da von Neumann'da zaten olan bir şey. Diyor ki ya öyle bir mal bulalım ki bu teknoloji verirken emek katsayıları dahil A matrisi teknoloji matrisi L matrisi emek matrisi bunlar verirken öyle bir mal bulalım ki bu mal bileşimi bulalım ki bu mal bileşiminin fiyatı ücret kar sıfırla maksimum kar arasında dolaşırken hiç değişmesin. Böyle bir mal varsa o zaman değerin değişmesi ölçüsünü buluyoruz. Gelir dağılımından değil, bizim elimizde bir sepet var. Bu sepetin değeri gelir dağılımından etkilenmiyor. Dolayısıyla artık biz her şeyi o sepetten ölçebiliriz. Olağanüstü bir yenilik. Aslında bütün şeyin yani iktisadi analizin bel kemiği odur. Benim yaptığım bunu daha genel değer teorik çerçeveye oturtmaktır. Ama ilk tabii gözümüze çarpan bu olayın gene Sırafa'nın büyük bir zekasıyla bizzat kitapta şey yaptı. Böyle olunca artık bir fizik makinalar kümesini alıp elimizde makinalar. İki tane makina kümesini aldınız. ABCD makinaları burada. Ona benzemeyen başka bir makinalar da burada. Bu ikisinden hangisinin daha çok sermaye ettiğini gelir dağılımını bilmeden söyleyemiyorsunuz. Bu mu daha çok sermaye? Bu mu daha sermaye yoğun? Bu mu daha sermaye yoğun? Bunu gelir dağılımını bilmeden söyleyemiyorsunuz. Bir sonraki adımı attığınızda da şu garip durumdan, iktisadi analizde sonsuz örnek verdiğim için şu garip durumdan çıkıyor. Aynı sermaye, aynı makinalar, iki makina kümesi var. Bir faiz haddinde bakıyoruz veya ücret haddinde, önemli değil. Bu makinayla yapılan üretim daha karlı oluyor. Tercih ediliyor. Yani sermayenin verimi burada daha yüksek. Sonra faiz haddi yükselince öbürü daha yüksek oluyor. Bu beklediğimiz bir şey. Demek ki bu daha sermaye. Faiz yükseldiğine göre bu daha sermaye yoğun. Bu da sermaye yoğun diyoruz. Sonra faiz tekrar yükselince bu tekrar daha karlı oluyor. Böylece A makinası hem en sermaye yoğun A makinalar kümesi hem de en az sermaye yoğun teknolojiye tekabül ettiği anlaşılıyor. Böyle olunca sermayenin verimi ortadan kayboluyor. Sermayenin verimi, fizik makinaları verimi hep aynı. Ama aynı fizik makinalar iki farklı faiz haddinde en çok artık sağlayan şey oluyor. Gelir dağılımının yarattığı bir yüzünde. Bunun tabii bu kimin için? Facia. Bütün neoklasik gelir dağılımı teorisinin bir facia. Çünkü ne demişiz? Teknoloji veri değil mi? Veri. Çok sayıda ama çok sayıda teknik var. Çok sayıda teknik var. Yani bildiğimiz production function. Production function üretim fonksiyonu nedir? İzokantı bir de vardır değil mi? Hiçbir fiyatlar değişince ücret yükseldiğinde sermayedar daha az emek, daha çok sermaye kullanan şeye gider. Kombinasyona gider. Şimdi ama bunun için hakikaten onu bilmesi lazım. Değil mi? Bir tarafa gösteriyor ki onu bilmiyoruz onu. Hangisi daha emekli olan, hangisi sermaye yoğun bir baştan ücreti bilmen lazım. Hadi onu da idare ederdik ama geri gelince tam bir faciaya dönüyor. Aynı miktar makina hem sermaye yoğun yani çok sermaye hem de emek yoğun yani az sermaye miktarı. O zaman marjinal verimi de kalmıyor.
şey kalmadı. Bu şeyi tabii çok meşgul etti. Biz de çok meşgul etti. Çok uğraştık bununla boş yere. Bu belli de bir şeydi yani. Baştan bilmemiz gerekiyor. Neyi bilmemiz gerektiğini de söyleyeyim. İşte bu resim için tartışması. Samuelson'un meşhur The Surrogate Production Function'u vardır. Bütün ağababalar bunun imkansız olacağını, yani Samuelson çapında bir adamın nasıl bunu atladığını tahayyül etmek zor. Ama yani bir fizik makina kümesinin aslında iki fizik makina kümesini hangisi daha çok sermaye eder diye karşılaştırabilmemiz için mutlaka hem o makina kümeleri tarafından üretilen ürünün emekle sermaye arasında hem de kalan artı sermayeler arasında nasıl bağlandı, yani bu bölüşüme bağlı olduğunu anlaması. Bunu anlayamadı bir türlü. Ya daha fazla diyor. Ya dikkatli işte, örneği dayıyorsun. Ondan sonra nitekim kendi bulduğu çözümde de Marx'taki gibi sermayenin organik birleşiminin aynı olduğu çıkmıştı Sörgeti. Bu resmi çıkça yap. Şimdi burada ilginç olan tabii. Baksa sonra geleceğim. Bu eleştirinin neoklasik iktisat tarafından çok rahat savuşturulmasıdır. Yani vah vah kere yok. Hiçbir şey olmamış gibi. Hatta yani daha yeni gördüm. Krugman, Piketty dahil. Ya bu ya başkanlar seversen bu ne? Üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonu mainstream dediğimiz öpüklerin şeyinin olmazsa olmazıdır. Kaldırdığınız anda çözülür. Yani Bob Douglas. Yani düzgün bir üretim fonksiyonu sert. Çünkü bütün sistem emeğin marjinal verimli, yani ürettiğinin karşılığını alması, dolayısıyla sermayenin, sermayedarın da sahip olduğu sermayenin ürettiğinin karşılığı almasındadır. Şimdi Surafay'la beraber, resmi içinden beraber bu imkansızlık, böyle bir şey mümkün değildir. Hangi pay alacaklarını bildikten sonra zaten ancak sermayenin hesabı bile yapılabilir. Bırak bir şeyi, şeyi bilir. Mantıken. Tabii ne oluyor? Yani bu şey, bu yanlış ama abi, işte yani her şeye rağmen yani Keynes'e benzer bir durum. Yani kapitalizm de iyi bir sistem yani. Bu özgürlük sorunları da var yani. Şimdi bu böyle ne diyor bunlar? Biz bu işe bulaşmayalım. Yani bu hikayeyi şey yapmayalım. Değer teorisinin biraz marjinalleşmesi anlamına da geliyor. Ama tabii tam da marjinalleşmiyor. Çünkü bütün o yapı yaşamaya devam ediyor. Evet. Şimdi tekrar kendime döneyim. Ha, bu şey, Carignani'nin son bir makalesini alasalım. Çok güzel bu. Labor Theory of Value. Marx'a, Marxist diye. Marxistlerin buna niye karşı çıktıklarını da klasikler kadar anlamak yani olaydır bir anlama. Bütün Marxistler de buna çok karşı çıktı. Marxizmin zaten yani Marksizm içinde Marksist iktisada yer var mı sorusu genel bir sorudur. Sorulması gereken bir sorudur. Baktığınız zaman olmadığını kolayca görürsünüz. Yani hem Marksist hem iktisatçı olunmaz. İktisatçılar Marksian iktisat yaparlar. Marksistler de iktisat yapmazlar. Yani böyle bir ayrım yapabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. Bunu düşün. Ondan sonra iktisatçılar böyle şeyler arasında ya yani Marksizm arasında zaten şey. Fakat bu yani bir şekilde bütün sofistikasyonla şeyin ne derler standart malın, standart commodity'nin bu ücret ve sermaye kar arasındaki doğrusal ilişkiyi bütün çıplaklığıyla en az sömürü haddi kadar net ortaya koymuş olmasına rağmen bir şekilde o birinci ciltteki basitliğin kaybolmasının düşünceye zarar vereceğini. Nitekim bütün benim tanıdığım eşim dostum Marksistler şu anda bu şekilde Marx'taki biçimlenen transformasyon dönüşüm sorununun doğru olduğu demeye eğiliminde taşıdıklarını görüyorum. Yani orada öyle bir şey var. Orada zaten şeyi korumak, ustayı saldırılara karşı korumak kaçınılmaz olarak skolastizme dönüşüyor. Netice böyle her şeyin Marx tarafından söylenmiş.